On Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz. Yakın gelecek. İş yatırımın destekleriyle. Yakın geleceğe hoş geldiniz. İş yatırım 25. yılını bugün size ulaşan bu podcast serisiyle kutluyor. Bu alanda önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın hala yaşanabilir bir yer olması umuduyla bu seride pandemiden bu yana ismini daha sık duyar olduğumuz sürdürülebilirlik kavramına farklı açılardan bakacağız. Cevabını aradığımız bazı çok büyük sorular: nasıl daha iyi bir gelecek yaratabiliriz ve neden yaratmalıyız? Şimdi bugünkü konuğumuza kulak verelim. Bu gittiğim yer Japonya'daki bir kasabaydı burası ve vadide yer alan bir kasaba. Ne denir? Ormanın kıyısına kurulu bir yer. Ve havası da çok temizdi. Yani şehirden uzak olduğu için. Ve normalde de bu likenlerin indikatör görevi gören canlılar aynı zamanda. Yani nedir? İşte havanın temizliğiyle ilgili, hava kalitesiyle ilgili bilgi alabiliyoruz biz onları işte incelediğimizde laboratuvarda. Normalde temiz hava, çok temiz havası olan yerler çok olmadığı için bu tip örnekleri bulmakta zor oluyormuş ve hatta bunlar dünyada satılıyormuş. OM'un iş yatırımın destekleriyle gerçekleşen podcast'te Yakın Geleceğe hoş geldiniz. Mikrofonda ben Bala Gürcan. Bugünkü konuğumuz sanatçı İrem Tok. İrem, 2007'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden mezun oldu. Pratiğinin temelinde kırılganlık, geçicilik, çaresizlik gibi kavramlar olan Tok, eserlerinde insan, doğa ve kültür arasındaki sınırları inceliyor. Eserleri pek çok ülkede gösterilen sanatçının kişisel sergileri, Japonya'daki Kamiyama Uluslararası Sanatçı Rezidansı'nda ve Türkiye'de Pilot Galeri ve Outlet Galeri'de gerçekleşti. Hoş geldin İrem. Hoş bulduk. Sanatsal pratiğinde genellikle doğanın gücünü açığa çıkaran, onunla bütünleşen ve tabirlerinde ise yaşayan eserler üretiyorsun. Liken, yosun gibi canlı türleri eserlerine ilk nasıl ve ne zaman dahil oldu? Şöyle, ben kitapların içinde küçük mekanlar yaratıyorum. Küçük habitatlardan hoşlanıyorum genel olarak. Ve aslında kitapların içinde de birazcık böyle insanı küçülten, doğanın içindeki sanki bir karıncaymış gibi ya da cidden küçücük bir varlıkmış gibi gösterdiğim işler yapıyorum. Yosunları da aslında bu kitapların içinde kurduğum ortamlarda bir takım doğal malzemeler kullanıyorum. Bunlar işte ağaç parçaları, yaprak parçaları, işte mısır püskülleri, ne bulursam, hani bazı böyle yiyeceklerin kabukları gibi şeyleri kullanıyorum ve likenleri de aslında tam olarak liken olduğunu farkında olmadan kullanmaya başladım. Aslında benim için onlar yosundu. Bunları ben maket malzemesi satan yerlerden alıyordum. Ama daha sonra bununla ilgili şöyle bir şey oldu. Japonya'da bir rezidansa gitmiştim ve aslında o markette aldığım ürünlerin, işte o yosunların gerçek hallerini ağaçların üzerinde, böyle dallarda, yerlerde, işte kayaların, taşların üzerine sardığını gördüm ve benim için bu çok heyecanlı. Çünkü sadece kırtasiyede ambalajın içerisinde daha önce görmüştüm. Ve orada benim için gerçekten çok güzeldi. Çünkü her şey yaşıyor gibiydi ve bundan çok etkilendim. Ve orada da yapacağım sergide bunları kullanabileceğimi düşünüp işte yine o doğal malzemeleri işte ormandan, ağaçlardan, sağdan soldan böyle toplamaya başladım. Bu arada şöyle bir şey oldu hayatımda ve bence benim için böyle işlerimde bir dönüm noktası oldu. Şöyle, ben bu kitapların içinde likenleri kullanıyordum ve fuarda da işlerimden bir tanesini göstermiştik. Ve orada da tesadüfen bir likenolog, hoca işte gezerken benim işlerimi görüyor. İşte kendisi Marmara Üniversitesi'nde profesör Gülşah Çobanoğlu. Marmara'da liken dersleri veriyor, liken uzmanı. Ve bir şekilde onun çok ilgisini çekiyor. Hatta böyle sunumlarını onun da izlerseniz internette bulabilirsiniz. Böyle hani likenle ilgili sunumları var. Orada böyle genellikle şeyleri de gösterir. Sanatta işte liken kullanımı falan. Bayağı sanatla da ilgili kendisi.
ve benimle iletişime geçiyor. O sırada da ben tabii Japonya'da tam böyle likenlerin, yosunların içindeyken böyle onunla iletişime geçmek çok güzeldi ve bir anda böyle mail üzerinden ilerleyen bir diyalog kurmaya başlıyoruz ve sonrasında şöyle ilerledi. Ben ona böyle fotoğraflar göndermeye başladım. O bana mesela işte likenlerden bahsetti. İşte mesela bilmediğim bir takım cins böyle gerçekten çok böyle değişik bitkiler vardı ve onların ne olduğunu işte ona soruyordum. Ve hatta şöyle bir şey varmış. Bu gittiğim yer Japonya'daki bir kasabaydı burası ve vadide yer alan bir kasaba. Ne denir? Ormanın kıyısına kurulu bir yer. Ve havası da çok temizdi. Yani şehirden uzak olduğu için ve normalde de bu likenlerin indikatör görevi gören canlılar aynı zamanda. Yani nedir? İşte havanın temizliğiyle ilgili, hava kalitesiyle ilgili bilgi alabiliyoruz biz onları işte incelediğimizde laboratuvarda. Normalde temiz hava, çok temiz havası olan yerler çok olmadığı için bu tip örnekleri bulmak da zor oluyormuş ve hatta bunlar dünyada satılıyormuş. İşte öğrencilerin incelemesi için. Ve ben de onları hatta böyle bir şey, küçük bir şey, koleksiyon yapıp onlara böyle birkaç tane örnek de getirdim. Aslında galiba yasakmış sanırım. İşte sonuçta biyolojik bir şey taşıyorsunuz, bilmiyordum. Öyle örnek getirmiştim ve daha sonra geldikten sonra da Gülşah Hoca ile bizim çalışmalarımız devam etti. Birlikte hatta böyle bir dönemden fazla neredeyse onun derslerine girdim. Beraber okulda bir liken dolabı hazırladık. Çünkü böyle şeydi. Ben böyle doğa tarih müzelerini çok severim. Oradaki sunumlar çok hoşuma gider. Ve hatta onların da böyle fen edebiyat fakültesi işte liken bölümünde hiç öyle bir şey yoktu. Benim de mesela onlara bundan bahsettim. Birazcık daha böyle hani bunların sunumlarının güzel olabileceği, öğrencilere de bununla ilgili bilgi verebileceğimiz falan. Sonra hocayla oradaki dolaplardan bir tanesini de böyle bir liken dolabına çevirdik birlikte. Ve yani gayet güzel böyle beraber çalışmalar yaptık ve bende de aslında bu Gülşah Hoca sayesinde bir liken farkındalığı oluştu. Ve daha sonra aslında bu süreçte işte beraber laboratuvara girdik, mikroskopla tanıştım. Hani herhalde en son böyle ilkokuldayken falan bir iki kere bakmışımdır. Benim için böyle bu bambaşka bir dünya oldu. Daha sonra işte o sudaki canlılarla ilgilenmeye başladım. Yani benim için böyle hani demek bilmeyen bir dünya açıldı aslında önüme. Ve işlerime de tabii dahil oldu. OM'un günün sonunda sergisinde de gösterilmiş olan Açık Hava Müzesi adlı bir eserin var. Hı hı. Bu eser kapsamında Meydan Larousse kitaplarının içlerine uyuyorsun, kesiyorsun ve boşluklarında biz likenlerle ve insan figürleriyle karşılaşıyoruz. Bu işinden biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Söylemiştim kitaplarla çalıştığımı ama özellikle ansiklopediler benim için çok daha enteresan. Çünkü gerçekten hani çocukluğumuzdan beri hepimizin evinde ansiklopediler vardır. Benim için de böyle çok fazla dışarı çıkmayan böyle hani ben de bir apartman çocuğuydum. Çok fazla aslında tatillerde seyahat etmezdik ve böyle çok da büyük bir merakım vardı dünyaya ve aslında dünyayla ilgili birçok hani bilgiyi işte ansiklopedilerde bulmaya çalışıyorduk birçoğumuzun hani çocukluğunda yaptığı gibi aslında. Benim için de ansiklopediler öyleydi. Yani böyle tamamen bir keşif aracı gibi bir şeydi. Ve ben de o yüzden bu kitapları kullanmaya başladım. Bu Meydan Larousse olan işimde şöyle bir şey var. Ben bu kitapları, ansiklopedileri keserken kestiğim parçaları sürekli saklıyorum. Özellikle işte bu heykeller, İşte anıtlar, o tip resimler ya da böyle illüstrasyonlar bunlar çok ilgimi çekiyor ve bunları atamıyorum. O yüzden böyle atölyemde bir yığın kağıdım var. Bir taraftan onları da dönüştürüp bir şeyleri hani kağıt yapıyorum ya da işte başka işlerimde kullanıyorum. Bu Meydan Larousse Açık Hava Müzesi'ndeki olay da aslında şu. Onun içinde kitabın içinden çıkan heykel fotoğraflarından esinlenerek bir seri oluşturdum. Hepsinde böyle işte ne bileyim çok farklı dönemlere ait heykeller var ve onları kendimce böyle minicik bir şekilde yapmaya çalıştım. Ama burada enteresan olan yine tabii en çok likenleri kullandım. Çünkü likenlerin şöyle bir özelliği var. Likenlerle ilgili şöyle bir bilgi vereyim azıcık. Likenler simbiyotik bir canlı aslında. Yarı mantar, yarı da alkten oluşan bir canlı ve bunlar işte kayalara, ağaç yüzeylerine, taşlara tutunarak yaşıyorlar. Ve tutundukları yüzeyi de zamanla aşındırıyorlar. Aslında toprak oluşumunda da çok önemli bir yeri var doğada. Ama şöyle bir durum var. Heykellerin üzerine yapıştıkları ve orada üredikleri zamanda heykeli aşındırıyorlar.
Ve benim için bu enteresan bir bilgiydi. Bununla ilgili işte bu okula gittiğim dönemde hatta böyle bir Japon araştırmacılar gelip bir sunum yapmışlardı. Ve onlar da işte bu özellikle onların tabii daha şey de var hani dini şeyleri de var. Bu özellikle açık havada ormanların içinde yer alan işte anıtlar, işte dev heykeller falan. Onları korumaya çalışıyorlarmış. Ve bu likenlerle başları beladaymış. Tabii çok nemli bir ortam olduğu için gerçekten Japonya'da çok fazla liken var. Ve bunun için mesela bir mantar bulmuşlar. Bu işte mantarı o işte heykelleri korumak için kullanacaklarmış. Taşa sürüyorlarmış galiba bunun işte kültürünü. O orada ürüyormuş, likenleri yiyormuş ve oradaki besin tükendiği zaman da ölüyormuş. Kendini de işte yok ediyormuş galiba. Bu bana çok enteresan geldi. Hani hem böyle bir insani etki orada bir taraftan işte insan kendine ait bir şeyi korumak için oradaki yine bir şeyleri dönüştürüyor. Ama halbuki likenler de çok yararlı canlılar falan. Ama bunun dışında da likenlerin bir silme mekanizması olması benim için enteresandı. Çünkü aslında benim kitaplarımda da hani o kitabı ben bir şekilde sanki bir toprak parçasıymış gibi yavaş yavaş böyle sanki toprağı kazar gibi bir arkeolog gibi kazdığımı düşünüyorum ya da hayal ediyorum ve sanki işte o heykeller o kitabın içinden çıkıyorlarmış gibi geliyor ve aslında bir yandan da hani ne denir likenleri kullandığımda da aslında likenler de bir şekilde onları tekrar siliyormuş. Benim ya da işte insanların yaptığı, ürettiği bütün o kültürü, medeniyeti aslında bir taraftan onlar da ufak ufak hani doğa aşındırıyormuş gibi bir dünya oluştu o zihnimde ve aslında birazcık Açık Hava Müzesi de bununla ilgili bir işti. Çok güzel. Aslında yani eserlerin demin de biraz bahsettiğin gibi insanların doğaya egemen olabildiği ve onun üzerinde bir hakimiyet kurabildiği ölçüde tırnak içinde geliştiğine dair inancı sorguluyor. Daha sürdürülebilir ve daha uyumlu bir insan-doğa ilişkisi nasıl mümkün olur? Sen nasıl hayal edersin? Yani bence en önemli galiba egemen olma fikrinden vazgeçerek olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani kontrol etmeye çalıştıkça ve egemen oldukça insanın böyle o bitmeyen, tükenmeyen, o sürekli aç olan böyle egosu hani her şeyi yiyip bitirecek gibi görünüyor şu an hani dünyadaki. Gerçekten hani birilerinin aç gözlülüğünü böyle halklar bir şekilde çekiyor aslında gerçekten. Ve yani bu hani sadece insanları etkileyen bir şey de değil. Bütün hepimizi yani bütün ne denir böyle aslında hani yoldaş türleri gerçekten hepimize etkileyen bir süreç bu. Yani bir şekilde bence bu egemen olma fikrinden vazgeçmek gerekiyor galiba. Yoldaşlık fikrini benimsemek gerekiyor sanırım. Soruları hazırlarken Akira Kurosawa'nın 1975 tarihli Ders Uzala adlı filminden bir alıntı yaptığını gördüm. Çok hoşuma gitti. Doğanın yüzü karşısında herkes küçük kalır diyordu. İşlerinde de bu görüşün çok hakim olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet yani gerçekten de öyle işte. Az önce de söylediğim gibi mesela işlerimde kullandığım, dünyaya düştüğüm yerde mesela bir kocaman bir yanardağ yapmıştım. O yanardağ böyle her an patladı patlayacak. Aslında bir taraftan da sürekli püsküren bir yanardağydı. Ve ben de böyle karşıda kendimi koymuştum o yanardağın. Böyle elimde iki kova suyla sanki böyle şey gibi hani. Bu ya, yani oradaki yangını söndürebilir miyim? Asla. Aslında bir taraftan o benim için doğanın gücüydü. Ve orada işte diğer yanda bitkiler vardı minik minik. Ve hani oradaki o yanardağın patlaması bir yandan o bitkileri de etkileyecekti. Beni de etkileyecekti. Gerçekten bizim dışımızda bir doğanın bir gücü var. Ve sonuçta biz de onun parçasıyız. Aslında bizim yaşayıp yaşamamamıza birçok şeye karar veren de sanki o gibi bir şey. Ve biz de sadece minicik varlıklarız. Mikroskopik canlıları görünce gerçekten bu böyle şey gibi oluyor. Yani orada daha da minicik olanı var. Belki hala bizim fark etmediğimiz daha da minici ya da belki çok daha dev olan bir dünyalar da vardır. Çok teşekkürler. Doğa bilim ve mikrobiyolojiyle de yakından ilgileniyorsun. Mikroskopla akvaryumunda bulunan küçük canlıları gözlemlediğin atölyen bir laboratuvarı andırıyor. Yakından incelediğin bu mikro canlılar dünyası bizlere nasıl yol gösterebilir? Yani şöyle bir şey aslında. Yani son dönemde şöyle bir iş yapıyorum ben. Tam mikrobiyoloji denilebilir mi yaptığım şeye bilmiyorum aslında açıkçası. Bunu birazcık açmam gerekirse hani dedim ya az önce
İşte okula gittim, işte mikroskopla tanıştım. Orada işte mikroskoptan sonra bir dünya açıldı önüme. Ama aslında ben orada böyle hani bunlara bir mikroorganizmalar gibi değil de nasıl diyeyim? Hani mikroskop sanki benim için böyle bir sihirli küreymiş ve bana böyle benim işte algımın ve işte algı gücümün yetmeyeceği bir dünyayı gösteriyormuş gibi geliyor bana. Ve ben aslında orada kendimi hep bir gözlemci olarak aslında konumluyorum. Yani böyle şey gibi bir şnorkelle suyun üstünde uzanıp nasıl suyun altını izleriz. Aslında ben de mikroorganizmalara baktığımda biraz aynı konumda oluyorum. Şu an şöyle bir şey yapıyorum. Bir proje yapıyorum. Mahallemizdeki işte Kadıköy'de oturuyorum. Yoğurtçu Parkı'nın içindeki değil de onun karşısında küçük bir böyle dönemeç bir adacık var. Onun içinde bir havuz var. Böyle genelde insanların bilmediği, genelde herkes Yoğurtçu Parkı'nın içindekini bilir. Genelde insanların çok da fark etmediği bir havuz burası. Ve oradan böyle su örnekleri almaya başladım bir süredir. İşte bu pandemiyle özellikle başladığım bir projeydi ve bununla ilgili notlar alıyorum. Oradaki aslında süreci inceliyorum birazcık. Yani böyle şey enteresan, çok fazla ve çok hızlı değişiyor bence. Yani en enteresan olan şey benim için orada gözlemlediğim şeylerde çok hızlı değişmesi. Bunların nedenleri de en çok ya hani insan kaynaklı ya da gerçekten doğanın kendi süreci içerisindeki. Ama en çok da şöyle bir şey oluyor. Ben böyle ilk başta su örneği alıyordum. Mesela atıyorum su pireleri oluyor. Bir dönem çok fazla su piresi vardı ve çok seviyordum böyle onlara bakmayı, izlemeyi. Ya da tam böyle yosunlanıyor ve yosunlandıkça oradaki böyle organizmalar artıyor. Böyle gerçekten bir metropol gibi oluyor. Ve sonraki hafta gidiyordum, bir bakıyordum hiçbir şey yok suda. Sanki böyle musluktan akan su gibi böyle temiz su. Ben böyle ilk başta hani ne oluyor buna böyle, nasıl resetleniyor falan diyordum. Tabii ki sonra anladım ki belediyeden gelip bunları meğer temizliyorlarmış. Klorluyorlar, suyu değiştiriyorlar. Hatta belediyeye aradım, onlarla da konuştum. Ve mesela orada sürekli bir dönüşüm var. Sonra mesela bir hafta gidiyorum bakıyorum. Mesela yaza doğru kurbağa yavruları, şeyleri, iribaş deniliyor onlara. Kurbağa larvaları vardı böyle işte. Ben böyle çok sevinmiştim. Acaba nasıl olacak? Bir sürü kurbağa mı olacak şimdi havuzda falan derken. Sonraki hafta bir gittim, havuz kurutulmuştu. Aslında bir taraftan sürekli bir böyle belediyenin mücadelesi var yani. Küçücük bir su birikintisiyle bayağı bir mesela uğraştıklarını görüyordum. Hani sürekli klorlanıyor, işte kurutuluyor, temizleniyor ve aslında bir şekilde böyle orada şey oluyor. Hani sürekli böyle bir resetlenen bir hayat var. Ve çok hızlı yok oluyorlar. Ve çok da hızlı aslında bir anda. İşte güneşle beslenerek aslında hani çoğu da. İşte çok fazla işte mavi, yeşil, alg ve işte hani yosunlar çok fazla oluyor. Önce onlar geliyor, sonra işte diğer canlılar oluşmaya başlıyor falan. Ve aslında bana hani şöyle yol gösterici olabilir. Hani soruna cevap olursa. Aslında gerçekten yaşam sandığımızdan daha hızlı yok olup daha hızlı üreyebiliyor yani hani. Bizim bir şekilde hayatlarımız da öyle. Bizim hani kendi algı, yaşam süremizce uzun görünen bir şey aslında çok da uzun değil. Bu minicik canlılar arasında senin dikkatini en çok çekenler hangileri oldu tanıştığın? Ya benim en çok sevdiğim Vorticella diye bir canlı var. Gerçekten çok hassas ve böyle ne denir? Çan, bir de şey çok enteresan geliyor bana. Mesela ona çan hayvanı deniyor. Biraz böyle çana benziyor tipi. Çok çok böyle incecik böyle bir boynu var diyebilirim. Ve böyle şey, kirpikliler grubunda, sililer deniliyor grubunda yer alan bir canlı bu. Ve böyle bunun ağız, yani ağız derken zaten gövdesi böyle işte çan gibi ve böyle tam o çana açılan kısmında böyle minicik minicik kıl tüycükler var. Onları döndürüp böyle girdaplar yaratıyor. Ve hatta böyle suya baktığınızda bazen böyle farkında olmadan böyle suyun içinde bir devinim hissediyorsunuz. Böyle şaşırıyorsunuz nereden geldiğini ve sonra bir baktığınızda bir bakıyorsunuz orada onu işte bir tane Vorticella yaratıyormuş. O çok sevdiğim bir canlı. Bir ikincisi de su pireleri. Onları çok seviyorum. Çok şirinler bence. Başka rotiferler var böyle işte. Onlara da işte şey tekerlekli hayvan deniliyor. Böyle ağzında tekerlek benzi işte döndürdü yine çark gibi ne denir? Ağız kısmında böyle döndürerek iki tane girdap oluşturan böyle kirpiksi yapı var. Ve onlarla böyle işte suyun içinde o da girdaplar işte yaratıp
besleniyor. O da benim için çok enteresan bir canlı. Ya hepsi benim için çok enteresan ama işte bunlar böyle özellikle ilgimi çeken canlılar. Eserlerinde de yer alıyorlar değil mi bu canlılar? Evet evet. Şu an yaptığım kitapta mesela çizimleri de var onların. Bir de mesela şeyler de çok enteresan. İşte mesela bu kara yosunlarının içinde mesela işte bu ne denir? Duvarların üzerinde, çatıda, kiremitlerin arasında falan mesela işte kara yosunları vardır ya. Mesela onlar aslında dışarıdan baktığımızda tamamen yeşil, o kadar nemli olduğunu fark etmiyorsunuz. Ama gerçekten mesela bazen bir suyun içinde yaşayan canlıyı onun içinde yaşadığını da gördüğümde mesela çok şaşırmıştım. Çünkü gerçekten onların içi bayağı nemli oluyor böyle. Ve bazı böyle suda yaşayan bir takım canlılarla onun içinde bile karşılaşabiliyorsunuz. Mesela onlardan bir tanesi de hani suda yaşayan bir canlı olması da tabii sadece. Bu şey tardigrat denilen işte bu su ayısı denen dünyanın en küçük hayvanı hatta deniliyor. Öyle bir canlı var. Onları da çok seviyorum. Peki sence bu iklim kriziyle olan mücadelemizde sanatın ve her türlü yaratıcı üretimin nasıl bir rolü var? Yani bence şöyle, insanlar bence bu konuda bayağı bilinçlenmeye başladılar gibi geliyor bana. Özellikle hani gerçekten çok güzel kitaplar, yayınlar var bununla ilgili, belgeseller var ve işte buna paralel olarak bence hani son dönemde gerçekten bir doğa bilinci olan işler üretiyorlar bence. Sanatçılarda da öyle bir eğilim var ve hani aslında birçok kişi bunun bayağı farkında yani bu iklim krizinin ve hani bir şekilde uyum sağlamamız gerektiğinin, bir çözüm bulunması gerektiğinin. Ama bence bununla ilgili olarak bizden daha önemli devletlerin bir şey yapması gerekiyor. Evet. O yüzden bence insanların birazcık tercihlerini doğru tercihler yapıp doğru seçimlerle ona göre hani insanları seçmeleri gerekiyor. Tarkovski'nin söylediği bir şey var bununla ilgili. O çok hoşuma gitmişti. Bir belgeselde de duymuştum. İşte ona da şey diyorlar. İşte sizce sanat bir şeyleri değiştirebilir mi? Hayatı daha işte dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilir mi diyorlar. O da şöyle diyor hani eğer işte insanın insana yaptığı tüm zalimliklere baktığımızda aslında çok da bir işe yaramadığını görüyoruz galiba. Ama tabii böyle düşünmek istemiyorum elbette. Kişisel olarak aslında biraz bu süreçle mücadele etmemize yardımcı oluyor sanat diyebiliriz belki. Evet yani benim için aslında tamamen öyle. Yani benim daha mücadele etmemi evet sağlıyor. Başa çıkmamız daha kolaylaştırıyor aslında. Son olarak bu serideki tüm konuklarımızdan bugünden geleceğe bir cümle bırakmalarını rica ediyoruz. Seninki nedir? Umarım o günden ya da işte gelecekten bugüne baktığınızda umarım hani geçmiş daha iyiymiş demezsiniz. Bizim için genelde öyle oluyor çünkü. Yani şu anda en azından biz genelde öyle diyoruz. Evet, tüm bu aslında korkutucu senaryoların hepsi çok yakın bir gelecekte gerçekleşeceği üzerine raporlar ve evet. Haberler var ve böyle düşündüğümüz zaman gerçekten iyi günlerimiz diye düşünmekten alıkoyamıyor insan kendini ama dediğin gibi umarım değişir. Yanılıyoruzdur. Evet. Evet. Çok teşekkürler bugün burada bizimle olduğun için. Ben teşekkür ederim. Yakın Gelecek, İş Yatırım'ın destekleriyle. OM Podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz.